Türkiye'nin tek kültür sanat kanalı TRT2'den, felsefe söyleşilerinden merhabalar efendim. Yeniden karşınızdayız. Düşünce ufkumuzda yeni pencereler açmak için buradayız. Tabii ki bu ufku açacak isim Profesör Doktor Şaban Teoman Duralı hocamız. Kendisi her zamanki gibi bizim mihmandarımız olacak bu yolculukta. Hoş geldiniz değerli hocam demek istiyorum. Kendisine. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız hocam? İyisiniz, afiyettesiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz de iyisiniz inşallah. Sizi böyle sağlıklı ve huzurlu gördükçe biz daha mutlu ve huzurlu oluyoruz canım hocam. Teşekkür ederim. Ee, yine güzel bir program bizi bekliyor. Ve tabii ki yine daimi konumuz değerli editörümüz Beytullah Çakır da aramızda. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Beytullah'cığım iyisin? İyiyim çok şükür. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum sağ olasın. Bugün İran medeniyetini bitirmeye niyetliyiz İnşallah. galiba. İnşallah. Ee, geçen bölümde değerli hocamız bu bölümün en son, Orta Doğu'nun en son medeniyetlerinden olan İran medeniyetini daha doğrusu Pers ve diğer ismiyle Fars medeniyetini ele aldı. Ee, ve... Çin medeniyetiyle başlayan bu yolculuğun en son duraklarından bir tanesi olan İran medeniyetini ele alıyorduk. Ki süremiz bitti değerli hocam. Ee, biz Sümer'e geçeriz diye tahmin etmiştik ama bu bölümde tekrar biz oraya geri dönelim. Çünkü böyle bazılarının zihninde boşluk kalmış olabilir diye orada tamamlamamız gereken bazı şeyler vardı. Evet. Muhammed İkbal'in de e, bir kitabından da bir alıntı yapacaktık hatırlayacaksınız. Evet. Dilerseniz o kaldığımız yerden devam edelim İran medeniyetini anlatmaya. Hay yani hay. anlatmaya, Avesta'yı anlatmaya. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, sayın seyircilerimizi de her zaman olduğu gibi saygılarımızla selamlıyoruz. Ee, dediğiniz gibi bu Doğu Medeniyetleri camiasının son durağı İran medeniyetidir. Başlı başına bir medeniyet. Doğu medeniyetlerinin en önemli özelliği çok çeşitliliğidir. Gayrimütecaniz. Yani onları bir çatı altında toplayamıyoruz. Ee, batıdakiler, Batı medeniyetleri camiası dediklerimiz daha bir birlikli hava göstermektedirler. Daha sonra geleceğiz oraya ama şimdiden e, belirtelim. Çağları bölüyorduk ve bu bölüm bölme işini Avrupa'dan bakarak yapıyoruz. Avrupa'nın penceresinden yaparak bakıyoruz. Dedik ki ilk çağ yani e, Avrupalı tarih filozoflarının 19. yüzyıldaki e, sınıflaması ilk çağ, orta çağ, yeni çağ ve çağdaşlık. Ben buna kendi teşebbüsümle diyeyim eski çağ ekliyorum. İlk çağ eski çağ, orta çağ, yeni çağ ve çağdaşlık şeklinde bölümlüyorum. Eee bu eklemeyi yapmanızın sebebi de. Ona geleceğim. Sonra. Ona hiç şimdi girmeyelim. Ona geleceğim. Tabii gerekçesiz bir şey söylemeyelim. Her şeyin gerekçesini de sunalım e, seyircilerimize. Şimdi o ilk çağ batı medeniyetlerinde de e, birlikli bir hava gözü görünmüyor. Mütecanis değiller. Doğudakiler gibi. Ee, özellikle eski çağdan itibaren, eski çağ Yunan medeniyetinden itibaren Batı medeniyetlerinde daha bir e, nasıl diyeyim size? Yekare bir yapı diyebilir miyiz hocam? E, yekpare olmasa bile daha değerli toplu bir hava görüyoruz Hocam peki buradaki bu derli topluluktan kastınız siyasi mi sosyal mi düşünsel mi ya da hepsi mi hani hepsi ee, Yunan medeniyeti tayin edici bir durumdadır öncelik ve özellikle orada dünyaya gelen insanlığın en önemli başarılarından sayılabilecek felsefe, bilim sonraki batı medeniyetlerinde e, ölçü olarak alınmaktadır. Buna bir de tek tanrılı vahiy dinini, vahdet vahiy dinini koymamız lazım. Bu görüşe, bu fikre, bu va vahiy vahdet dinine karşı çıkan medeniyet örnekleri bile yine onu e, göz önüne almaktadır, onu dikkate almaktadır. Yani Yahudi Hristiyan din anlayışı Avrupa'ya inhisar edecek. Batı medeniyetleri camiasının temel devindiricisi, dinami olma özelliğini göstermektedir. Bu kitabı mukaddeste de hem Eski Ahit'in hem Yeni Ahit'in bir arada bulunması da bulunması... bu dediğinizi karşılayan bir şey mi? Ee, Yahudilikten de ziyade Hristiyanlık. Bunu çok so ya yani geleceğiz tabi. Ee, Avrupa Hristiyan kulübü değil diyenlerimiz var. Bal gibi Hristiyan kulübüdür. Söyleyelim bunu. Ne kadar layık ilan ederlerse etsinler. Hristiyan değilsen Avrupalı değil. Hocam şimdi çok konunun uzağına götüreceğim belki ama siz o ayrımları yaparken neden o zaman yeni çağ din dışı ona geleceğiz. Avrupa medeniyeti. Ona geleceğiz. Ona geleceğiz. Bu kadarını söylemekle yetinelim şimdi. Ee, Herkes de bir soru işareti ortaya çıksın. Madem ki felsefe sorularla e, donanmış bir sahadır. Onun, onun cevabına geleceğiz. Ve merakla. Merak. Merakta bırakalım. Oha, soru. İşte soru merak zaten iç içedir. Şimdi biz tekrar Doğu Medeniyetleri Camiası'na döndüğümüzde e, son durak olarak İran'ı aldık. Ve ondan sonra da e, Batı Medeniyetleri Camiası'nın beşiğine Sümer'e geleceğiz e, ee, İran üzerinde geçen konuşmalarımızda epey bir şeyler söyledik, anlattık. O anlattıklarımız tabii büyük ölçüde eksik. Hem benim müktesebatım hem de zamanın kısıtlılığı İnan e, İran üzerine daha fazla bir şeyler söylemeye imkan tanımıyor. Yani ben İran uzmanı değilim. mecusilik üzerine de özel, yani daha doğrusu ilahiyatçı değilim. Mecusilik de bir ilahi bir din olduğuna göre onun üzerinde e, ilahiyatçının yahut da din tarihçisinin konuşması gerekir. Biz konumuzla ilgili kısmını sanıyorum İyi kötü tamamladık. Ee, İran çok ilgi çekici bir ülke. Şu anlamda pek az tarihi devlet var, hala yaşıyor olsun. Bunlardan biri ve en uzun ömürlü ikinci devlettir tarihte. Bunu görmek lazım, bunu kabul etmek lazım. Yani e, bunun yanından geçemeyiz. Şu var, sevmek sevmemek bir duygu işidir. Özneldir bu yüzden, bana aittir. Ben şunu severim veya sevmem, bunun gerekçesini veremem. Bu bir duygudur. Takdir aklın işidir. Orada onun gerekçesi vardır. Ak, akli olduğundan ötürü. Öznel değildir. Şu devlet e, çok uzun ömürlü olmuştur. Sağlam temellere dayanmaktadır. Gibi bir şeyler söyledi. Bu bir takdirdir. Bana, bana bağlı olan bir olay değildir. Ben onu hiç sevmeye de bilirim. O milleti, o devleti vesaire. Ama durum buysa bu tıpkı sınava giriyorsun. Ben de hocayım. Seni hiç sevmiyorum. Ama bana dört dörtlük kağıt vermişsin. O kağıdını değerlendirmek zorundayım. Anlatabiliyor biliyor muyum? Bu aklın buyruğudur. Duygularım ne derse desin. Onları kale alamam. Birincisi dedim Çin'dir. İlk kurulan devletlerdendir Çin ve bugün hala ayaktadır ve son derece güçlüdür. Değil mi? Yerinden de kıpırdamamıştır. Hep aynı coğrafyada kaldı. 2000 yani 1900'de kuruldu. 2000 diyelim biz ona. 2000, 4000 yıllık bir geçmişi var Çin'in. Aşağı yukarı. 3800, 3900, 4000 diyelim biz buna. E Persler 580'de mi ne kuruluyor? 580 civarında oralarda bir yerde. Ne oluyor? 6. yüzyıl oluyor. 2600 yıllık bir geçmişi var. Peki bunun önemi nedir? O millet hangi durumda olursa olsun çok kötü bir durumda olabilir. Zelil olabilir. Doğal bir gururu vardır. Bunu bugün Çinde de görüyoruz, İran'da da görüyoruz. Bir özgüven vardır. Ben bu kadar muazzam bir zaman parçasını yaşadım, ayakta kaldım, sağ kaldım. Ne medeniyetler geldi geçti yok esamesi yok artık. Mısır vardı, Asur vardı, koskoca Sümer vardı, varolu, varolu, var oğlu var oğlu var. Hepsi silindiler. Batıda Aztekler, İnkalar, Mayalar onları da onların da önünde eğilelim. Bu iki devlet Yerlerinde hiç kıpırdamadılar, hep aynı yerde kaldılar ve bunca bir süreyi devirdiler. Bunlar sadece devlette de kurmadılar, medeniyet merkezi oldular. Gerek Çin, gerekse İran başlı başına medeniyettiler. İran'da medeniyeti dev dedik ya medeniyet devletten ileri gelen bir olaydır. Devletin yoksa medeniyetin olmaz. İran'ı medeniyetine son veren Büyük İskender'dir. Milattan önce 4. yüzyılın sonlarında 320'lerde 323 23 evet o civarda e, bu dahi kumandan hükümdar e, Pers kralını şeyini şahını e, yeniyor birkaç e, muharebede mağlup ediyor ve sonunda İran coğrafyasını ele geçiriyor. Ama Öylesine sağlam bir devlet ki bu, bir süre sonra İskender'in ölümünden sonra onun yerine alan kumandanları onun imparatorluğunu paylaşıyorlar. Ee, İran'ı yöneten Makedonyalı kumandan da öldükten sonra, bilmiyorum o tek miydi sonra onun soyu bir süre devam etti mi? Mesela Mısır'da etmiştir. Mısır'da etmiştir ama İran'da ta emin değilim. Yeniden Persler başa geçiyorlar. Fars diyoruz de Onu açıkladım. Arapçada P olmadığından F ile ifade ediliyor. Pars, Fars olmuştur. Ee, <laughs> Ve bu medeniyet, bu İran medeniyeti e, İskender'den sonra da az veya çok bir biçimde hayatını sürdürmüştür. İskender'e deyin o zaman diliminde kadar kuvvetli olmasa bile... E yine de bir şekilde zayıflayarak varlığını sürdürmüştür. Ne zamana değil, Hazreti Ömer zamanında Arapların istilasına değil. Yani 7. yüzyıl, milattan sonra. İskender'in e, İran'ı fethinden sonra hocam, e, İran medeniyetinde e, bu Helen düşüncesi, Girmeye başladı ve bir dönüşüme mi uğradı? Bunu mu anlayacaksın? Ee, oldu. O yüzden dedim, o medeniyet zayıfladı. Ee, dediğin gibi Yunani e, şeyler girdi, etkiler girdi. Ee, İskenderle birlikte. İskender bahusus yaptı bunu. Ee, bir karma yaratmaya çalıştı. Aristoteles'in talebesi olması hasebiyle İskender'de güçlü bir biyoloji anlayışı vardı. Getirdiği askerler, kumandanlar ile şeyleri evlenmesini şart koştu. İranlı kadınların yani sadece kültür karışımı değil, canlılık anlamında biyolojik anlamda da bir karışmaya götürdü. Kafasında bu da vardı. Düpedüz at bilmiyorum kanun mu çıkardı, zorunlu mu tuttu, ne yaptıysa evlendirdi bunları. E tabii <laughs> İskender çok müthiş bir adam. Dehşet akıllı bir adam. E çok uzak bir mesafeye gittiler bunlar. Ve uzun bir süre evlerinden, yurtlarından uzakta kaldılar. Askerler. Sıla hasreti çekiyorlar. Evlerine dönmek istiyorlar. Bunda hem ruhi bir hasret hem de cinsi bir şey var. İtki var. O cinsi olanın da giderilmesi babından yani birçok etkeni var bu evlendirme işinde. E, sevişin demiyor. Evlenin diyor. Evlenmek apayrı bir olaydır. Aile kurmaya teşvik. Tabii. Çünkü bir erkek için Karısının yaşadığı yer yurdudur artık. Bir dünya devleti yaratmaya mı çalışıyor? Bundan mı yapıyor? Bir yapıyorsam? Dünya devleti yaratmaya çalışıyor. Ee, İskender doymadı fetihlerinden. Hindistan'a gitti. Önce Indus'a geldi. Indus'u dünyanın sonu sandı. Sonra anladı ki yok, devamı var. Ben bakacağım dedi. Neresiymiş bu son? İndus'u da geçtiler. Ganja doğru yürümeye başladılar. Orada artık e, askerleri kazan kaldırdı. Hayır gitmiyoruz dediler. Oturdu askerlerin önünde ağladı. Yapmayın beni yalnız mı bırakıyorsunuz? Gidin dönün karılarınıza. Ondan sonra tınmadılar. Tamam dö dönüyoruz dediler. Sen hangi cehenneme gidersen git. Sen gitmiyoruz artık dediler. İster istemez tabi askersiz yürüyemeyeceğine göre Çarnağa çar gerisin geri döndü. Babil'e döndüler sonra. Keşke öyle yani keşke ben olsaydım da orada <laughs> e, <işken beni gülüyor> <laughs> <laughs> ne yapardınız hocam? Ee, ben de ağlardım Sakın dönme Gidelim bakalım ne var ne, Neyle karşılaşacağız Çünkü e, Önce Indus'un Nil'le e, Aynı ırmak olduğunu sanmışlar Sonra bir bakmışlar ki e, İndus Indus'e dökülüyor e, Söyle adını ummana dökülüyor Hint ummanına Hint okyanusuna dökülüyor. Demek ki de, diyorlar bu Nil değil. Ötede başka bir şey daha var. İşte Hintlilerden öğreniyorlar yani. Başka öte bir şeyler var. Çünkü ilk defa Yunanlılar Hintle karşılaşıyorlar. Hindi hitmemişler işitmemişler daha önce. Çok ilgi çekici bir şey Sokrates sabah akşam sokaklarda dolanıp milleti sorguya çekiyor ya sabahlardan birinde bunu uyandırıyorlar sabahın köründe Pireus limanına çok tuhaf bir adam geldi diyorlar. Bilmediğimiz, alışık olmadığımız bir adam geldi. Bu hemen apar topar gidiyor. Galiba 30-40 kilometre bir mesafe var Atina ile Piraeus arasında gidiyorlar. İşte o adamı görüyor filan falan. O da şaşırıyor Sokrates. Bu daha sonraki şeylere göre, e, yorumculara göre bir Hintli Mısır'dan gelmiş olması lazım bu Hintli'nin. Yani dediğim gibi bu bir tahmin sadece. Bilinmiyor. Ve ee, Yunanlı'nın bilinen ilk teması bu olmuş. Sokrates'in bu Pireos limanında e, konuşuyor mu konuşmuyor mu onu da tam bilmiyoruz. Bunu bize Eflatun naklediyor. E, o da bu konuda pek bir şey söylemiyor. O da bilmiyor çünkü. Kimse bilmiyor. Kimse anlamıyor. Yani o dili de bilen eden yok. Tercüman herhalde bulunmuyor. Her neyse İskender e, bayağı Hint'te ilerledikten sonra dönüyor. Ve e, Persler özgün yapılarını Bundan sonra yitiriyorlar. Artık e, bilinen Pers medeniyeti e, varla yok arası bir şey süreci giriyor. O varla yok arasındaki var tarafını hala taşıyan mecusilik. Çünkü Sasani'ler mecusiydiler anlatabiliyor muyum? O e, özellik devam ediyor. Nereye değin? 7. yüzyıldaki Arap istilasına. Kadar. Orada kesin olarak İran medeniyeti bitiyor. İran aşağı yukarı 100 yıl boyu sönüyor. Resmi dil Arapça oluyor. Halk tabi kendi içinde hala Farsça konuşmaya devam ediyor ama e, Yazışma Dili Arapça oluyor e, Şii silmeye çalışıyorlar Mecusiliği Tamamıyla e, Müslümanlığı Yerleştiriyorlar Yüzyıllık Aradan sonra inkitadan sonra Firdevsi diye bir dev çıkıyor, bir dahi çıkıyor. Yeniden Farsçayı canlandırıyor şeyle. Şehname. Şehname ile. Çok sarih, fasih, temiz, bir farsçayla koyuyor ortaya ama o farsça e, İslam'dan önceki Sasani farsçası ve şey e, Ahamenit farsçası değil artık. Peki bu farsçanın yaşayan örnekleri var mı hocam şu anda dünyada? Sasaniçen var tabi. E, yazıtlar var. E, şeylerin Pers İmparatorluğu'nun e, baş şehri Persepolis'te yazıtlar var. Duruyor onlar. Daha önce konuşmuştuk buna benzer bir meseleyi. Benzeri bir e, dil grubunun ülkemizde yaşadığını da ifade etmiştiniz. O şimdi o de, bahsettiğin Ahamenit Farsçası değil. Sasani dönemi Farsçasının bir kalıntısı olarak e, görülen yahut kabul edilen zazaca var. Onu kastediyorsun. Aynen da. hocam. Evet. E, onu da ilk defa ben, işte hep benim o, benim hayatımda her şey, ya her şey demeyelim ama büyük çoğunluğu yaşanmış olaylar çok sevip saydığım bir hocamız vardı fakültede. Abdülkadir Karahan. Allah rahmet eylesin. Amin. Amin. Ee, Türk edebiyatı uzmanı. Erken devir Müslüman Türk edebiyatı uzmanı. Ondan dinledim bunu. Biz çok samimi ilişkilerimiz vardı. Gider gelirdik evine karımla, onlar gelirdi bize filan. İran'da bir konuşma yapmış. İran'a davet etmişler. Konuşma yapıyor. Konuşması Farsça. Bu tabii çok eski Şah döneminde yani. Şeylerden önce, Hümeyni ihtilalden çok önce. 70'lerde olabilir. Ee, bir konuşma yapıyor ve Heyecanlı bir adamdı Karahan. Bir ara Farsça konuştuğunu unutuyor, ana diline dönüyor zazacı ya. yani bilinçsizce yapıyor bunu. Öyle bir coşuyor ki, e, bilmiyorum ama ne üzerine büyük ihtimalle Mevlana üzerine konuşuyordu çünkü onun aşığıydı zazacaya yöneliyor. Ve bir alkış tufanı kopuyor şeyde salonda. Şaşırıyor ya. ne ne oluyor bunlara diyor. Niye beni alkışlıyorlar? Nedir bu tezahürat? Ne yapıyorsunuz diyor. Niye beni alkışlıyorsunuz demiş. Ya demişler. Sen unutulmuş bir dili konuşmaya başladın. Sasani dönem diyor. Yok efendim. Ben şaşırdım, unuttum diye bir şey zazacaya Zazacı'ya geçtim. Hayır demişler. Zazacı'yı, mazacı'yı bilmeyiz. bu demişler düpedüz Sasani dilidir. Sonra dedi ben bunu dedi soruşturdum ya işte baktım inceledim ne neyse ne. Ee, Zazaca'nın büyük ölçüde şeyden geldiğini tespit etti. Sasani. Sasani dilinden geldiğini tespit ettim. Nasıl oluyor hocam dedim bu ne nedir bu? Tam o da işin içinden çıkamadı. Ben merak, merak saldım. Nedir bu zaza Sasani ilişkisi? Şunu gördüm, şunu buldum. Ne kadar doğrudur, yanlıştır? Tarihçilerimiz eğilsinler buna. Bütün tarih, e, e, devrim tarihinden ibaret değil. E, Arap istilasına uğradığında İran, soylular, sahsani soyluları iki istikamete kaçıyorlar. İki yöne gidiyorlar. Bir yön doğuya gidiyor. Onlar da ikiye ayrılıyorlar. Bir kısım Kabil yöresine yani Afganistan'a e, yerleşiyor. Öbür kol da daha güneye iniyor. Mombe'ye bugün Mumbai mi ne deniyorsa benim bildiğim Bombay'dir. Oraya yerleşiyorlar. Parsiler, onlara Parsi deniliyor zaten. Bugün hala da yaşıyorlar. Yaşıyorlar var böyle bir topluluk. Batıya gidenler de hep e, kaçanlar dağlara sığınırlar. Orada yakalanmak zor olduğundan Doğu Anadolu'nun dağlarına özellikle de Bingöl taraflarına sığınırlar. Türkiye'deki zazaların oraya gelmiş olan Sasani soylularından neşet ettiklerine ilişkin bir Görüş var. Bir kanaat var. Dediğim gibi bunun e, belgesi, kanıtı filan falan elimde yok. Sadece benim e, çeşitli soruşturmalardan elde etmiş olduğum bir veridir bu. Araştırılmaya değer bir şeydir. Veya de değildir. Bilmiyorum artık. E, çok şükür e, merakilerimiz pek yok. Ben <laughs> Böyle ee, bir e, istisna olarak duruyorum. Dolayısıyla böyle saçma şapan şeylerle uğraşılmıyor. <laughs> Kalsın. E ee, Tekrar İran medeniyetine döndüğümüzde dedik ki burada öbürlerinde olduğu gibi Hint'te ve Çin'de olduğu gibi çok şaşalı bir bilgelik geleneği ortaya çıkıyor. Ee, ve bütün bilgeliklerde gördüğümüz dinle iç içeliğini tespit ettik. Değerli hocam bir şey daha sormak icap ediyor burada. Az önce e, İskender'le birlikte Yunan, medeniyet, Yunan medeniyetinin, Helenistik medeniyetin buraya giriş yaptığını, yani Pers İmparatorluğu'nun yıkılışına sebebiyet verdiğini söylediniz. Peki elimizdeki bilgiler ışığında Yunan medeniyetinin hiç pers medeniyetinden etkilendiğini söyleyebileceğimiz malzemeler veriler var mı var ee, İskenderden önce Yunanlarla persler arasında zaten çok sıkı bir ilişki var Hint gibi değil çok e, yoğun bir geliş gidiş var e, Keşke bir Batı Anadolu şey Batı Anadolu demişim. Batı Asya e, haritamız olsa göstersek Anadolu Anadolu e, M.Ö. milattan önce 6. yüzyılda Pers hakimiyetine geçer. Batı Anadolu'da önemli Yunanlı devletler vardır. Bunların başında da Miletos var. Bunlar da gel zaman git zaman Pers hakimiyetine geçmişlerdir. Ee, Persler tabi bütün şu gördüğünüz coğrafyayı ele geçirmiş durumda şuralara kadar iniyorlar Buradan da e, aşağı yukarı şu yöre pers idaresinde mirattan önce 492'de persler Çanakkale boğazını geçip Yunanistan'a giriyorlar. Eee... Dö e, ta Atina yakınlarına geliyorlar. Ünlü maraton muharebesi 490'da cereyan ediyor. E, Persler kaybediyorlar bunu. Aradaki kuvvetler çok dengesiz olmasına rağmen Yunanlılar çok daha güçsüz Perslere oranla e, kaybediyorlar şeyler, Persler ve sadece Trakya, Makedonya yörelerinde kalıyorlar, ama Güneyi Yunanistanı terk ediyorlar. 480'lere değil sonra tekrar e, ele geçirmeye kalkacaklar. iki kere hiç birleşemeyen Yunanlılar bir araya geliyorlar. Perslerle savaşıyorlar. Özellikle can düşmanı Atina ile Isparta bir araya gel geldiğini görüyoruz. E, bütün bu söylediğim olaylarda Yunanlılar Perslerden çok etkileniyorlar. E, bunu Yunan bilgeliğinde hatta felsefenin başladığı Eflatun'un görüşlerinde bile fark edebiliyoruz, görüyoruz. Bu etkileri Pers'ten gelen, zerdüştükten, Mecusilik'ten gelen ee, bir kere Yunanlı bilgelerde ve özellikle de Sokrates ile Eflatun'da çok güçlü bir tek tanrı fikri var. Yunan'da çok tanrılılığın yanında bu nasıl neşvi nema bulmuştur, çözülemeyen bir sorundur bu. Ee, Eflatun, bu tanrı görüşünü, Baskın bir ihtimalle Yahudilerden aldı. Çünkü Eflatun her zengin düşünen kalbur üstü Yunanlı gibi bir kere bir Mısır'a gidiyor. Mısır'da epey bir süre kalıyor. Mısır'da da mevzul miktarda Yahudi var. Daha zayıf bir ihtimal zerdüşten almış olması. Tek Tanrıyla kalmıyor. Bizim bildiğimiz Vahdet vahiy dininde Allah'ın e, rahmeti, rablığı şey de var. Eflatun'un Tanrı görüşünde var. Yani ya işte öyle bir tanrı var bir yerlerde. Ee, herhalde var etmiştir filan falan. Ondan sonra da çekip gitmiştir. Gidiği değil. O tanrı sürekli iş üstünde. Mağaralar teoriminde özellikle görüyoruz değil mi hocam bunu? Orada var şeyde de var. Ee, bana benimle konuşuyor bana hitap ediyor diyor Sokrates. Daimon. Daimon dediği, işte vicdan diye de tercüme ediyor. Vicdan nedir? Allah'ın sesidir. Sokrates aşırı böyle bu rasyonel aklı savunan biri değil mi? E, rasyonellikle yani çelişen o... bir tarafı yoktur. Ona geleceğiz. Dinin e, hiçbir şekilde çelişen bir tarafı yoktur. Yok, yoktur da hocam hani... E, yani oradaki o daimonun mahiyeti... Yani gerçi geleceğiz ama... Daha ziyade böyle... E, din dışı daha din dışı bir akıl gibi değil mi biraz o, öyle geldi de bana. o yeni çağın yeni çağ din dışı Avrupa medeniyetinin e, ne diyeyim icadı yahut uydurması neyse ne e, yani e, Allah'a giden o kabuğu kesmişler yoksa vicdan dini bir terimdir e, Tanrının sesi içimdeki yani içimizde bir konuşma gibi cereyan ediyor. Ee, Yunancasıyla söylersek bir diyalog var. Diyalog iki söyleşi karşılıklı bir şey söyleniyor. Bir tarafta ben varım, nefsim var, bir tarafta onun sesi var. Gidiyor geliyor bu sadece daha devinen dini konularda değil ki çocukluğumuzda da ne bileyim ben ağaca tırmanıyorsun, meyve aşıracaksın, yapma diyor bir ses içinden in aşağı oradan. Moruk seni yakalarsa fena de pataklar diyor. filan Bak öyle moruklar vardı. Onlara da e, ee, küfrederdik filan. Bir taraftan cepleri meyvelerle doldurur. Olsa tüyerdik filan. Uyarılar var. Uyaran bir ses var. Madem ki bana şah damarımdan daha yakın. E, e yeni çağ din dışı Avrupa medeniyetinin getirdiği o diyaloğu kaldırıyor, monolog haline getiriyor. Kendi kendime konuşuyorum. Allah saklası şizoik bir şeydir o. K kişiliğimin parçalanması. Şimdi bunları hepsini bir tarafa bırakalım. Demek ki Perslerin önemli etkileri oldu. Persler sadece bilgelikte Öne çıkmış değiller. İlk en önemli imparatorluklardan biridir. Pers İmparatorluğu bir imparatorluk devletidir. O. Şehir devletinden farklıdır. Çeşitli kavimleri, toplumları Bağrında bulunduruyorsun. Tek bir e, Şehir devletinde Bir millet vardır. Tamam mı? E, öbür Şehir devletleri Kentler Bu şehir devletinin Akrabasıysalar bir ulustan bahsedebiliriz. Bunlardan bahsettik daha önce söylemiştim. De, millet devlet şemsiyesi altında yaşayan insanların topluluğuna verilen bir attır. O insanların başka devletlerde yaşayan soydaşları varsa o ulustur. İmparatorlukta milletler ve uluslar vardır. Mi? Ee, bir millet vardır, bir millet vardır. Yanlış söyledim biraz önce ama değişik uluslar vardır. A ulusu vardır, B ulusu vardır, bilmem ne ulusu vardır. Hepsi de, hepsi de devlete vatandaşlık bağıyla bağlıdır köle falan değil. Teba dediğimiz şey teba, karşılar mı? Teba evet teba hangi soydan gelirsen gel e, devlete tebaalıkla işte vatandaşlıkla bağlı. Vatandaş cumhuriyetli olur doğrudur tebaada e, hükümdarlıklarda ama şimdi hepsini karıştırmamak için e, vatandaş diyelim biz burada. E bu e çerçevede yönetim karmaşıktır. Karmaşıktır. Üstün bir hukuka dayanır. Kentte hukuku uygulamak, adaleti sağlamak imparatorluğa oranla daha kolaydır. Daha mütecanis bir topluluk vardır elinin altında. Burada gayrı O anlamda da Pers imparatorluğunu takdirle anmak lazım. Çok hukuklu mudur peki Pers imparatorluğu? Tek hukukludur ama Herkese uygulanabilecek yani bütün e, tabağa uygulanabilecek bir kıvamdadır. E, i̇mparatorluk dendiğinde aklıma Persler, Roma üstünüze afiyet, Osmanlı gelir. İngiliz'i de koyalım peki içine. Anlatabiliyor muyum? Bunlar gerçek anlamında imparatorluktular. Ha diyeceksiniz ki Roma'da bir ara cum olabilir. Cumhuriyet olur, şu olur, bu ayrı mesele. Çok geniş bir coğrafyaya yayılmış ve orada devlet ciddiyetini, ağırlığını hissettiren, duyuran Devlet imparatorluktur. Sadece hukukta değil. İmparatorluğun e, şey tarafı da vardır. Nafıa ne diyorlar şimdi? Nafıa yani bu yol inşaatı onda çok ilerlemiş. Üstün başarı elde etmiş bir devlettir. E, Pers İmparatorluğu. Bütün bu geniş coğrafyada müthiş bir yol, aa. lojistik mi? oluşturuluyor. Yol, yol, yollar açılıyor. Yollar açılıyor. Ee, bu yollar hem atlılara hem yayalara hem de haberleri büyük bir hızla ulaştıran ulaklara açık. Yollar açılıyor. Yolların yanında eee saraylar var. Külliye şeklinde. Hamamı var. Yatılacak, ye, yenecek yerler var. <laughs> Bu coğrafyayı daha sonra e, ne, ne diyelim? Milattan önce 1. yüzyılda Romalılar ele geçirdiklerinde İranlıların açtıkları yolları ıslah ediyorlar. Daha geliştiriyorlar. Hmm. Roma muazzam bir devlet. Yani anlatmakla bitirilecek gibi değil. Bir kere dehşet uzun ömürlü bir devlettir. Milattan önce 8. yüzyılda kurulur. 700 küsurlarda 1453'te yıkılır. İşte 2000 yıllık bir 1000 yıl derler yanlışdır. O, o sadece Batı Roma'nın ömrüdür. Ama bir de doğusu vardır bunun. Sonraki tarihçilerin neden de bilmiyorum Bizans adını taktıkları Doğu Roma'da vardı ki, işte Romadır o da. Dehşet bir imarı vardır Roma'nın. Bir bakıma Pers İmparatorluğu'nun halifidir. Ee, belki dinleyenlerden Asur uzmanları da varsa Asurlara haksızlık etme diyeceklerdir. Doğru Asurlarda da biz bu yapılanmayı görüyoruz. Bu çapta değil. Bir kere Asur devleti bu kadar geniş bir sahaya yayılmış değildi. Ee, Pers devletinin ömrü çok uzun olmuştur. Şeyde kaldık. Yani bütün bunları bir kere e, belirtmek lazım. Evet. Maddi ve manevi anlamda. Ee, dediğim gibi di, din çıkıyor. Bağrından. Büyük bir bilgelik geleneği var ve bütün bunların yanında maddi yapılanmalar, imar, ulaşım olayı vardır. E, bunların hepsini bir araya koyduğumuzda nasıl büyük bir medeniyet olayıyla karşı karşıya kaldığımızı yapabiliriz. E, yollardan dedim ki yayalar, atlar bir de arabalar geçer. Çünkü Perslerde araba da vardır. Evet. Atların çektiği, hayvanların çektiği arabalar da vardır. Ee, Değerli hocam İkbal'den de bahsetmiştik programımızın başında. Şimdi oraya gelelim. Çok haklısın. Bütün... Bence gelemeyeceğiz hocam. Gene mi gelemedik? Gelemedik hocam. <laughs> ya girersek uzar muhtemelen. Batı medeniyetlerine geçemeyeceğiz. Ba bana bana <laughs> bana öyle gözüktü. Eee Bugünlerde İran yine çok ne diyeyim gündeme girdiğine göre bu anlattıklarımdan bugünkü İran'a da bir takım göndermelerde bulunabilir. Bizde değil de dışarıda dışımızdaki devletlere veya onların önderlerine tavsiyede bulunayım kolay yutulur yokma değildir. Bunlar büyük milletlerdir. Ee, Bunlara değişik açılardan yaklaşmak lazım. Çin gibi, e, İran gibi, bizim gibi böyle. Aa, ben buraya gelip bir iki tane şamar atayım, e, bitiririm işini. A -a, olmuyor. Öyle olmuyor. Bizde denendi bu, birçok kere denendi, olmadı. Görüldüğü gibi e, benzerini İran içinde söyleyebilirim şöyle bir geçip bir kere bir eğil. Bir selam ver bakalım. Böyle paldır küldür geçme. Önünde. Evet, e, ile birlikte e, Doğu medeniyetlerinde felsefe bilimin niye tam olarak teşekkül etmediğini e, önümüzdeki konuşmamıza bırakıp orada en sonunda Hayatta kalırsak Sümer'e geçeceğimizi vaat ediyorum. <laughs> Söz veriyorum. İnşallah. Efendim iyi geceler diliyorum seyircilerimize. Evet değerli izleyenler felsefe söyleşilerinden bu haftalık bu kadar. Ee, yine önümüzdeki hafta tekrar felsefe söyleşilerinde İran medeniyetinin son halkasını Muhammed İkbal ile kapatmaya çalışacağız. Eğer kapatabilirsek tabii ki ve Yunan medeniyetine geçeceğiz. Hocamızın da söylediği gibi tek Sümer medeniyetine geçeceğiz. Ee, tekrar birlikte olmak dileğiyle hoşçakalın diyoruz.